Nitrik oksit. Azot ve oksijenden oluşan bir gaz. Negatif veya pozitif yüklü değil. Çok sert bir serbest radikal. Oksijene bağlı olan hemoglobini, oksijen hemoglobin, yani hemoglobin oksijen taşıyor. Bu oksijenden 3000 kat daha güçlü bir çekim gücüne sahip, hemoglobini kendine bağlıyor. Çok çok güçlü bir serbest radikal. Ama diğer serbest radikaller gibi zararlı değil. Aşırı olmadığı sürece çok çok faydalı, çok çok önemli. Nitrik oksit beynin fonksiyonlarını, hücreler arasında, insan vücudunda 100 milyon hücre var. Hücreler arasında haberleşmeyi sağlıyor. Bilgi transport, internet gibi yani. Bilgi nakli yapıyor. Bilgi alıyor, veriyor. Çalışıyor. Beynin fonksiyonları nitrik oksit azalırsa yavaşlıyor. Beynin fonksiyonları yavaşlıyor. Erkeklerde nitrik oksit azalırsa kısırlığa sebep oluyor, iktidarsızlığa sebep oluyor. Hamile bayanlarda nitrik oksit azalırsa erken doğum oluyor, ceninin gelişmesini engelliyor. Ve çok enteresan bir şey, nitrik oksit salgılanmasını sağlayan çok önemli bir şey var. Sarımsak soğan. Sarımsağın birleşiminde alin isimli bir etken madde var. Alinin, bunun birçok türü var. Alin metil, alin trifosfat, alin bilmem ne vesaire vesaire, alin trisülfit, alin disülfit vesaire, birçok türü var. Bu bütün alinler sarımsağın birleşiminde, bir de alinaz isimli enzim var. Bu enzimle alin reaksiyona girdiği mi alisin ortaya çıkar. Alisin. Aa, burada alisin. Alisin nitrik oksit sentezlenmesini sağlar. Soğanda da var, sarımsakta da var. Kim söylüyor bunu? Londra Tıp Üniversitesi Westminster Medical School yapılan araştırmada kandaki nitrik oksit oranının artmasını, yüksek tansiyonu önlediğini, kalp krizini önlediğini, çünkü nitrik oksit salınımını artırdığını belgelemiştir. Kandaki nitrik oksit oranı azalırsa sarımsak soğan tüketmeden ne olur? Otomatik azalır. Sarımsak soğan tüketmeyenlerde nitrik oksit azalır. Azalırsa yüksek tansiyon, şeker hastalığı, iktidarsızlık, hamile bayanlarda erken doğum. Daha birçok yan etkisi var. Bakalım ne demiş? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu da nereye kaymış böyle? Hay Allah. Şimdi beyinde bulunan bütün sinir hücrelerinin birbiriyle etkileşimi sağlar. 100 milyon hücrenin arasında haberleşmeyi sağlayan bir internet şebekesi gibi nitrik oksit. Akıllı molekül. Akıllı. Aslında su da iki molekülden, hidrojen, oksijenden oluşur. Ama nedir? Sudur, hayat veriyor. Bu da iki molekülden oluşur. Azot, oksijen. Bütün vücudumuzdaki haberleşmeleri, hormonal dengeler sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kanserle mücadelede ve başka hastalıklarda. Nitrik oksit makrofajda oluyor zaten. Lökositlerde oluyor. Damarları genişletiyor, damarları açıyor. Kan basıncını düzenliyor. İltihapları önlüyor. Her türlü enfeksiyona karşı
T hücresi, B hücresi makrofajdan nitrik oksit var. Uykunun kalitesini artırıyor. Duyarlılığı artırıyor. Algıları artırıyor. Nitrik oksit hareket ettiğimizde artıyor, hareket etmediğimizde azalıyor. Yani yattın, uyudun, nitrik oksit yavaş yavaş azalıyor. Bu nedenle bir de bakıyorsun adam sabah ölmüş. Nitrik oksit az olduğu için. O nedenle yatmadan önce bir diş sarımsak yerseniz sabaha sağ salim kalkarsınız. Veya soğan yerseniz. İkisi de alin içerir. Alin, alinaz enzimi ile alisine dönüşür. Alisin nitrik oksidin kalitesini artırır.